Tiflis'in ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başladı. Arkadaşlar, Borjomi ayrımından sonra otobana çıkan yol, yani bu yola bağlanan yol, yani anlatamayacağım kadar aşırı derecede rüzgar vardı. Yani öyle böyle değil. Çok kötüydü rüzgar. Ve uzun kilometreler boyunca sürdü yani bu şekilde. Çok rahatsız etti. Çok kötüydü ya hava. Başım ağrıdı. O kadar başım ağrıdı ki yol kenarında durdum. Şey aldım ya. Baş ağrısı ilacı aldım. Burada da bir şey gördüm. Neyse, devam ediyoruz şimdi. Az önce otoban sakindi ama şeye yaklaştıkça, bakın burada Erivan ve Bakü levhası var. Önceden baktığım birkaç otel vardı. Bakalım hangisine yerleşelim. Muhtemelen çarşı merkezinde olur yine. Var birkaç tane. Bakalım, gidip görelim. Acelemiz yok. Gürcistan, Tiflis'ten hepinize günaydın. Burada Merahi Kilisesi. Ve karşıdan Harikala Kalesi var. Böyle. Şurada teleferik var aşağıda. Oradan teleferiğe biniyorsunuz. Şöyle sizi Harikala Kalesi'ne çıkartıyor. Tabii etrafta bolca tarihi eser görmek mümkün burada. Her tarafta kiliseler. Çünkü burası Old City olarak geçiyor. Ortada nehir var. Orada da şehrin simgelerinden bir tanesi köprü. Bence akşam daha güzel görünüyor. Çünkü ışıklandırıldığı zaman çok daha güzel. Dün gece öyle ufak bir keşfe çıktım. Öyle geldi bana. Ben daha güzel gördüm akşam Tiflis'i. Bakın ta orada da bir tane var. Karşıda. Bugün akşamüstü teleferiğe binmeye çalışacağım. Yukarıdan görüntülemeye çalışacağım. İnşallah daha güzeldir. Bugün sesim kötü geliyor biliyorum. Çünkü Kars'tan gelirken bayağı soğuktu. Biraz üşüttüm herhalde. Yanında ilaçlar var, aldım. Bugün daha iyiyim. Biraz sesim soluk olsun. Tiflis'te gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada eğer eski şehirde, yani Old City'de konaklama şansınız olursa buradaki teleferiğe biniyorsunuz şurada. Daha sizi yukarıdaki kaleye çıkartıyor. Burada böyle güzel etkinlikler var. Yukarıda da bakın. Balon var. Ona da binebiliyorsunuz. Kalkış yeri şuradan. Bir sürü etkinlik var burada. Bakın orada Özgürlük Köprüsü var. Birazdan gidip onu da göreceğiz. Gezilecek çok yer var arkadaşlar. Yani buraya gelip görmeniz gerekiyor. Herkesin bütçesine uygun konaklama yeri var zaten. Hadi köprüyü görelim. Bence akşam daha güzel çünkü ışıklandırılmalı, hali çok güzel görünüyor. Benim daha çok hoşuma gitti. Sesim biraz sırmalıyor olabilir, olsun, affeyle. Burada güzel şeylerden bir tanesi, yayalara çok saygı gösteriliyor şehir içinde. Yani karşıdan karşıya geçerken araçlar hızlı geçiyor olsa bile durup size yol veriyorlar. Bu çok güzel bir şey bana göre. Herkes için de öyledir. Özgürlük Köprüsü bu şekilde.
şehrin ortasından geçen nehrin üzerine kurulmuş. Çok güzel bir yerde. Onun videosunu belki akşam da çekebilirim. Ama gündüz gözüyle görmenizi istedim. Şöyle. Orada da bir şeyler var. Yukarıda da bir şeyler var. Az ileride de bir şeyler var. Her yerde bir şeyler var burada. Burada Right Concert diye bir salon geçiyor. Konser salonu. Böyle büyük bir yapı var burada. Bu şekilde devasa bir yapı var. Çok güzel görünüyor. Şöyle bahçesi de derli toplu. Çok güzel, çok temiz. Bu şekilde. Şurada da oturulacak. Kaykay, paten falan yapılacak yerler var. Bir parkta ihtiyacınız olan bütün şeyler var burada. Oturmak, kahve içmek, çay içmek, dinlenmek. Ne bileyim. Güzel şeyler var. Hadi gidip. İleride bir büyük yapı daha var. Gidip onu görelim. Bu bulunduğumuz park Özgürlük Meydanı'na çıkıyor direkt. Şöyle. Burası Özgürlük Meydanı. Siyoni Katedrali'ne geldik. Yine Old City'de yer alıyor burası. Bu şekilde görünüyor dışarıdan. Çan Kulesi de öbür tarafta. Halihazırda kilisede, yani birçok kilisede ayinler devam ediyor. Kimisi kapalı, kimisi açık. Bu şekilde. Tiflis'te Old City meydanında Meydan Pazarı diye bir yer var. Buradan iniyorsunuz. Şöyle bu şekilde sizi burası böyle. Güzel şeyler karşılıyor. Eski antik şeylerin satıldığı bir yer. Buraya ait souvenirler. Şöyle. Çok güzel, geniş bir yer. Şöyle uzunca. Yöre yöre özgü şeyler satılıyor bu şekilde. Burada kahve bölümü var. Bahar çeşitleri. İleride de içki bölümü var. Böylece. Ya, we buy carbon before.
Şöylece bu şekilde buradan tekrar çıkış yapıyorsunuz buradan. Meydan Pazarı diye geçiyor ismi. Şöyle. Hepinize Tiflis'ten günaydın. Bugün Tiflis'ten çıkıyoruz. Yolumuz Batum. Sabah şu anda saat 7:20 geçiyor. Ortam sıcaklığı 14 derece. Çıkıyoruz. Ya Allah. Burası eski meydan. Böyle gece şarkılar, markalar falan. Gitar çalıyorlar, müzik yapıyorlar, bilmiyorum, öyle şeyler.
gün önce bu yoldan gelirken Borjomi ayırından otobana çıkan yol, gerçi halen hava var ama 200 gün öncesine göre bayağı düşük. Rüzgar ters yönden esiyordu. Ben de çiftlise doğru gidiyordum. Yani ben böyle hava hayatımda görmedim. Savuruyordu böyle, sağa sola götürüyordu. Sağa sola götürüyordu. Çok kuvvetli. Halen var hava ama o kadar değil. Şu anda Batum'a 330 kilometre var. Gece ya da iki gece kalacağım orada. Ben Kutaisi'de kalmayı düşünüyordum bugün. Ama pek fazla sarmadı beni Kutaisi, yani araçlarım hiçbir şey yok. Oradan Uşkuli'ye gidiliyor. Uşkuli'de eski bir köy var. Yani hepsi birbirine benziyor. Genel anlamda Gürcistan. Bu yüzden her şey, hepsini tekrar etmenin anlamı yok. Çünkü ben Rusya'ya giderken inşallah oradan geçeceğim. Hem Kutaisi'yi görürüm, hem Uşkuli'yi görürüm, hem orada görmek istediğim birkaç yer var. O Rusya yolunda. O yol aşırı kalabalık. Çünkü onu tırlar kullanıyor. Yani bütün Rusya'ya, bütün o tarafa giden tırlar o yolu kullanıyorlar ve çok kalabalık. Daha sonra Moğolistan yolculuğuna bırakacağım onu. Ama bu motosikletle değil tabii inşallah. Hafif bir enduro ile gideceğim inşallah. Ya Ducati Desert X alacağım ya da Tenere 700. İkisinden biri. İkisine gözüm koymuşum. Fark etmez. Ama bir Japonla o yollara gitmeyi düşünüyorum. Senden acayip soğuk giriyor. Bafımı giyineceğim şimdi. Kuracağım bir yerlerde. Az önce İstanbul 1750 kilometre gösterdi. Levha vardı. Yetişemedim, çekemedim onu. Duralım, bafımızı takalım, sonra devam edelim. Oh.
Çok garip lan. Kaskımı giyebildim. Eldivenle kask giyindim. Hey! Normalde giyemiyorum. URI'nin bu kilit yöntemini hiç sevmiyorum. Ben o tık tıklı şeyi seviyorum. AGV'nin ya da Shoei'nin kullandığı tık tık sistemi var, böyle cartlı. Daha iyi. Ah, böyle daha iyi oldu. Oh mis. Ne ensemden soğuk giriyor, ne bir şey.